Magazin turuna gidiyoruz. Magazin turunda neler var? Kuşum Aydın, bizdeki camiadaki yılan cinsleri hiçbir yerde yok diyor. Bir zamanlar bize de engerekler diyordu. Pelin Karan, Aslı Enver'le küslüğüne ve kavgasına bir açıklama getirmiş. Burak Kut uzun zamandır yoktu ama Kürt Evet. değilim diyor. Ve başka var mı senin Daha dikkatini çeken? renkli, Daha daha bir ne sürü olsun? şeyler var. İzleyelim. Arada durup yorum da yapacağız. Magazin turu başlıyor. İstanbul'dayız. Yılbaşı geçti ancak eğlencenin yankıları sürüyor. Özel bir repertuarla sahneye çıkan Burak Kut, müzik sektörüne küsmediğini açıkladı. Bu eskiden söylediğim söylemler olabilir. Yani zamanında aslında yaşadığım şeylerden bahsettim. Tabii ki yani bu yaşta, bu deneyimde kabul ederseniz daha insanın ayakları sağlam basıyor yere. O inişler çıkışlar aslında bugün sen yapan şeyler zaten o yaşadığın zorluklarda. Geçmiş yıllarda bazı haberler canını çok yakmış Burak Kut'un. Özellikle düzgün yaşamaya çalışan bir adamsanız yalan haberler de mesela adınıza bayağı düzenlenebiliyor. Ben bunlardan çok mağdur olmuş biriyim zamanında. Dediğim gibi o zaman çok üzülüyordum. Hatta okuduğum zaman sokağa çıkmaya falan çekiniyordum. Kıbrıs'tayız. Türk pop müziğinin kilometre taşlarından Erol Evgin, Kıbrıs hayranlarıyla buluştu. İstersen dost olalım, göklerdeki turnalarla. İstersen evlenelim, tavırlarla, surnalarla. İstersen şınarlarız, dört bir yarış şarkılarla. Yıllardır vazgeçemediği papyonu, siyah pantolonu ve kırmızı kadife ceketiyle sahneye çıkan Erol Evgin, hayranlarına şans getirdiğine inanılan Kokina adı verilen şans çiçeği armağan etti. Umutsuz yaşanmıyor, biz de umut ediyoruz. Güzel bir yıl, güzel bir ülke, güzel bir dünya umut ediyoruz. Sarıkamış'tayız. Bengü özel şarkılarıyla bir konser verdi. Bengü'nün tepeden topuz saçları, sallantılı dev küpeleri hemen dikkat çeken detaylar arasındaydı. Siz Bengü'nün tarzını nasıl buldunuz? İstanbul'dayız. Balta Limanı'nda konser veren Cembelevi, 2022 yılında aşk kandili yandığı için 2023'te yoğurdu üfleyerek yiyeceğini itiraf etti. Aşk, aşk inşallah. Yani bizim yüzümüz oradan gülmedi ama inşallah güler. 2023'te istiyoruz tabii. Hatta 2022 yılında en çok üzülen sanatçı sıra röportaj yapıyoruz diyebilir miyiz? En çok üzülen. Bak şimdi hayat nasıl baktığınla alakadır. Üzülen değil, öğrenen diyeceksin. Öğrenen. Üzülen tamam. Doğru mu? Yaklaşım üzülen değil. En çok öğrenen sanatçısı olabilirim. Ne öğrendiniz efendim? En çok 2022'den en büyük çıkardığınız ders ne oldu? En büyük deneyim. Yani daha deneyim ve tecrübe yani o yüzden hayatta zaten değil mi yani hani öğrenirsin ya kazanırsın. Biz öğrendik. Kıbrıs'a dönüyoruz. Genç şarkıcı Alia, şarkıcılığı bırakmamı isteyen bir flörtüm olunca onu terk ettim diye itirafta bulundu. Seneler önce biri bana benden çok hoşlandığını söylemişti aylar boyunca. Sonra bir gün dedi ki benim için bunu bırakır mısın dedi. Bir daha da konuşmadık yani. O yüzden tanışmamız memnun oldum. Teşekkürler şeklinde. Var başlamadan bir tane aşk mı diyeyim artık. Sabancı'dayız. Ebru Yaşar şık bir kostümle sahneye çıktı. Arkadaşlar biz haftanın bir günü, iki günü sahne alıyoruz. Haftanın üç günü elbise provası yapıyoruz. Biz bu kadınların, yani kadın solistlerin şeyi bambaşka yani derdi. Saçımız, takımız, elbisemiz, provamız gerçekten haftanın üç günü de buna gidiyor. İşimizin bir parçası çünkü. Seni anam benim için olurmuş kızlar. Yeniden Kıbrıs'tayız. Yılların eskitemediği, kimsenin yıpratamadığı Kuşum Aydın'ı camiadaki kendi tabiriyle yılanlar canından bezdirmişti. Kuşum Aydın, bizim camiadaki yılan cinsleri hiçbir yerde bulunmaz, cenazeme bile gelmesinler diyerek dikkat çekmişti. Hani dedim yılanlar var bir sürü,
arkadaşımla da muhabbet ediyorduk. Böyle bugüne çok da keyifli şeyler değil ama. Hani dedim, bu benim için bu dedikoduları yapanlar, söyleyeyim de sana şu isimler. Hani cenazeme de gelmesinler, söyle git kulaklarına. Ay nereden söyledim bunu da televizyon... Bizim de kulağımıza söylerseniz seviniriz. Ay nereden bunu da söyledim bilmiyorum. Baktım, aa işte ben öldükten sonra kim girer? Onu da geri alıyorum. Kim istiyorsa gelsin kardeşim. Yani kapadım ağzımı, kimseyle uğraşacak. Bizim tanıdığımız gücüm... isimler sanırım bu isimler. Yok, Bakkal Mehmet Efendi. Herhalde. Yani bizdeki camiadaki yılan cinsleri dünyanın hiçbir yerinde yoktu. Balık tutmak ve dalmak gibi hobileri olan Çağatay Ulusoy 25 metrelik tekne sipariş verdi. Ulusoy yeni teknesine iddialara göre 50 milyon lira ödedi. Acun Ilıcalı, Çocuk Eğitim Derneği ve Help Steps'le birlikte başlattıkları Adımlarını İyiliğe Dönüştür kampanyasıyla Acun Medya olarak kendi rekorunu kırdı. Sosyal sorumluluk projesinde 2 ayda 250 milyon adıma ulaşıldı. Help Steps uygulaması üzerinden yürütülen bu projede atılan tüm adımlar Çocuk Eğitim Derneği'nin 0-6 yaş aralığında işitme engelli çocukların eğitimi için kullanılıyor. Atacağınız her adım Çocuk Eğitim Derneği'ndeki işitme engelli çocukların eğitimine destek olacak. Yeni yıla birlikte şarkı söyleyerek giren Aşkın Nur Yengi ile eski eş Haluk Bilginer düet yaptı. Bu anlarda ikilinin kızları Nazlı Bilginer annesi ve babasını cep telefonuyla çekti. Kimseyi tanımadım de senden darife. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışma programına katılan Sefo, kendi şarkısı İzabel'le ilgili soruyu bilemedi, seyirci jokerini kullandı. Elin Karahan'la Aslı Enver hakkında birbirleriyle bir reklam anlaşması sebebiyle küs oldukları yönünde haberler çıkmıştı. Pelin Karahan, Aslı Enver'le aralarında çıkan küslük iddialarına cevap verdi. Ay evet Aslı, şok oldum yani. Eminim o da görünce aynı şeyi hissetmiştir. Asla öyle bir şey yok aramızda. Yani dizi bittiğinden beri çok uzun zamandır görmüyoruz birbirimizi. Hani bir yerlerde denk geldiğimizde zaten selamlaşıyorduk ama çok uzun zamandır denk de gelmiyoruz. Özcan Deniz yılbaşı konserinde sevgilisi Samar Dadgar'ı 2023'e girerken işte böyle öptü. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Sefo'ya sorulan soru da hiç kolay bir soru değil. Hiç. Evet, değil. Hele orada yani evet biraz şey. Sefo bile olmuş. Ben ne yapmışım demiştir. Eksiltilimi yaptım. Ben ne yaptım, evet, orada. O bence seyirciden gelen cevaba sarıldı orada. Tabii canım, ne yapsın? Yoksa insan heyecanlanır yani orada. Hadi şu A şıkkını eleyebilirsin belki, olumsuz evet. Soru cümlesi. Kurallıdan çıkamam, yüklemsiz eksiltili cümle. Olumsuz kurallı düz cümle. Sana gelse bilebilir miydin Şebnem? Biz ben bilemezdik. Sen bilirsen bravo. Ya ben de bir şey kaldı. Bir anda ne demek istiyor? Ben de kaldım. Ama şimdi onları bakınca evet şimdi ama onlar işaretledikten sonra etkilendim, bana da evet ben de etkilendim. Peki sen şimdi. Hiç katıldın mı? Bir başvurun oldu mu? Hayır, annem için başvuru yapmıştık, olmadı. Yani internetten bir başvuru yapmıştık. İddialı mıdır annen o konularda? Annem aslında çok ya iddialı demeyelim ama annem bütün bilgi yarışmalarını yani şey yapar, sonradan bize sorar. Yani izler, sonradan bize satar o soruları ya da araştırır falan. Google'da artık kendisi de artık akıllı telefonu kullanabildiği için yani anne hadi katıl dedik anneme. Annem biraz heyecanlı tiptir. Tabii. Heyecanlanır ama olmadı, kısmet olmadı. Ya televizyondan yani başvuru kabul edilmedi. Televizyondan şey yapmak tamam hani takılıyorsun evet. Ama oraya gidip de Kenan İmirzalıoğlu'nun karşısına oturup det. Bana da kal gelir gibime geliyor. Yani ben de şeyim öyle. O anda kal gelir. Bir de ne oluyor biliyor musun? Aman rezil olmayayım.